Baba Torik. Merhaba, bu hafta Serie A'da Udinese Friuli stadında Palermo'yu konuk edecek. İki takımın ligdeki pozisyonlarına baktığımızda Udinese'nin mutlaka kazanması gerekiyor. Cidden 3 puana ihtiyaçları var, 16. sıradalar. İşler pek iyi gitmiyor. Geçen sene ligi çok daha yukarılarda bitirmişlerdi. Avrupa kupalarına katılmışlardı. Palermo ise tam tersi gayet iyi durumda. Şu an 4. durumdalar ve çok önemli galibiyetleri imza attılar. Birkaç hafta önce Milan deplasmanda yendiler. Önemli bir bence skordu maçtı. Udinese'nin içeride 7 galibiyeti, 2 beraberliği, 4 mağlubiyeti var. Hani inişli çıkışlı bir grafik. Bakıldığında içerideki son 3 maçında Napoli ve Cagliari'yi yendiler. Birini 2-1, birini 3-1 olmak üzere. Son içerideki maçlarında da Inter'e 3-2 kaybettiler ki bence çok hak etmemişlerdi o yenilgiyi. Bence maçın hakkı beraberlikti. Son dakikalarda zaten direkten dönen bir de topları vardı. Ön plana çıkan futbolcular da Di Natale tabii. O da tıpkı Valencia'daki David Villa gibi. Di Natale de 19 golle ön plana çıkıyor. Onun yanında bir de Floro Flores'i sayabiliriz. 7 gol attı ligde şu ana kadar. Udinese'de şöyle enteresan bir durum oldu. Hani bizim Türksel Süper Lig'de dahi çok fazla teknik direktör kıyımı yaşanır. Udinese Pasquale Marino'nun görevine son verip De Biasi ile tekrar başladı. Yaklaşık hani 8-9 maç yaptıktan sonra Biasi'yi gönderip tekrar Marino ile anlaştılar. Hani Marino bir gitti geldi, böyle enteresan bir durum. Bizde bile çok fazla rastlanmıyor. Maçla ilgili benim tahminime geldiğimizde Palermo ilk maçı Udinese karşısında 1-0 kazanmıştı. Bence bu da önemli bir istatistik Udinese'nin motivasyonunu arttırması açısından. Karşılıklı atakların olduğu, çok gol pozisyonu olan bir karşılaşmaydı. Son dakikalarda Bovo'nun golüyle 88'de Palermo maçı almıştı, zor da olsa. Ben gollü bir mücadele bekliyorum öncelikle. Hani üst seçeneği bence çok makul. Çünkü iki tarafta da hem Di Natale hem Miccoli çok benzer stillere sahip, çok hızlı oyuncular. Ani kontrataklarda çok etkili olabiliyorlar. Keza Palermo'daki Uruguaylı, muhtemelen Güney Afrika'da da seyredeceğiz Dünya Kupası'nda. Cavani gene önemli bir oyuncu. Hırvat Igor Budan önemli bir forvet gene. Hani üst olur diye düşünüyorum. Çok gollü bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Ama hani kim kazanır derseniz, zor da olsa bence Udinese bu maçı 3 puanla kapatacaktır. Baba Torik.